Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar, transfer gelişmesiyle, transfer haberleriyle karşınızdayız. Real Madrid'li yıldız futbolcudan Galatasaray'ı, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir sosyal medyada bir takibe alma durumu oldu. Bu da Galatasaraylıları heyecanlandırdı. Bu isim de. Luka Jovic sevgili arkadaşlar. Bu isim Galatasaray'a gelir mi, gelmez mi? Neden Galatasaray'ı takibe aldı? Bunu bir konuşalım dilerseniz ki bizim forvet hattımızı da konuşmamız ve detaylı incelememiz gereken bir durum var. Bunu konuşacağız. Ama bizi izlerken videomuzu beğenip aynı zamanda abone olsanız çok mutlu oluruz. Şimdi Luka Jovic'in bu hamlesini bir önce değerlendirip ardından da Jovic nasıl bir futbolcudur? Kimdir? Nedir? Bunu detaylandıracağım. Sonra forvet hattımızı konuşacağım. Galatasaray'da Luka Jovic gelir mi, gelmez mi sorusundan önce neden böyle bir e, Galatasaray'ı sosyal medyada takibi almaya gereği duydu. Bunu konuşalım isterseniz. Şimdi Luka Jovic aslında eski performansını mumla arayan bir futbolcu oldu ki Real Madrid'de istediği performansı bu sezon bir türlü bulamadı. Bundan dolayı da Real Madrid bu futbolcuyu Avrupa'da üst seviye oynayan, Avrupa Kupalarında oynayan, o Avrupa Kupalarına boy gösteren bir takıma kiralık göndermeyi hatta bir buçuk yıllık kiralık göndermeyi düşünen bir takım. Bundan dolayı Jovic'i böyle bir takıma kiralık gönderip gelişimini sağlaması lazım. Şimdi evet futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro. Geçen sezon Real Madrid bu futbolcuyu 63 milyon euroya transfer etti. Şimdi 63 milyon euroya transfer ettiği bir futbolcu tabii ki 5'e 6 milyon euroya satacak hali yok. Ama geçen sene Frankfurt ekibine 1 milyon euroya kiralık göndermişler. Yani kiralık göndermeye sıcak bakıp Uygun fiyata veren bir Real Madrid var. Jovic'in de gelişme açısından Galatasaray doğru bir adres gibi gözüküyor. Avrupa kupalarında şu anda boy gösteren ve gruptan çıkmayı garantilen bir takım. Şimdi Jovic Galatasaray Instagram'da takibi aldı. Boş bir takip değil yani kimse durduk yere bir takımı takibi almaz. Ben de bunun araştırmasını yaptım. Real Madrid tarafında İspanya basınında da Real Madrid'in Jovic'i daha önceki haberlerde yeni bir haberdir daha önce yaptığı haberlerde Jovic'i kiralık göndermeyi düşündüğünü yazmış İspanyol gazeteleri. Eski haberlerden bahsediyorum. Bugün bulamazsınız bu haberi. Peki Jovic Galatasaray için doğru bir isim mi? Bakalım 23 yaşında Sırbistanlı futbolcu 1.82 boyunda santrafor oynuyor. Her iki ayağını çok iyi kullanan bir futbolcu. Bu sezon dediğim gibi Real Madrid'de sadece iki maçta forma giydi ki gol ve asisti yok. 4 yıllık daha kontratı var Madrid ekibiyle. Piyasa değeri şu anda güncel 20 milyon euro. Baktığımız zaman çok yüksek bir bedel. Kızıl Yıldız altyapısında yetiştikten sonra 2016 yılında Apel Limasol ekibine satıldığı ardından da 2016'da Benfica 6.6 milyon euroya futbolcu transfer etmiş. 2019'da Frankfurt bu futbolcuyu 22 milyon euroya transfer ediyor. Ve Frankfurt futbolcuyu alır almaz da hemen Real Madrid'de de 63 milyon euroya satıyor. E, Real Madrid de o futbolcuyu geçen sezon Frankfurt'a 1 milyon euroya kiralık gönderdi. E, milli takımda da 20 maçta 7 gol. Bence güzel bir istatistik Sribistan milli takımı bu arada. Toplamda 203 maç. Bakın arkadaşlar 23 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Toplam 203 maç. Profesyonel olarak 59 gol, 19 asistik bir performans. Aynı zamanda kanat forvetle oynayabilen bir isim. E Luka Jovic geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen bir isim. Bence uzun yıllar Real Madrid'de hizmet etmesini beklediğimiz bir isim ki şu an Benzema'nın arkasında kalan bir futbolcu. Tabii ki Benzema'nın da harika bir performansı var biliyorsunuz. Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra orada Benzema fırtınası esmeye devam ediyor. Jovic de Benzema'nın gölgesinde kalan bir isim. Peki doğru bir isim mi? Doğru ötesinde altı aylık veya bir buçuk yıllık kiralama olur en fazla. Yani gelişimi açısından. tabii ki kiralık futbolculara karşıyız ama baktığımız zaman günümüz kur ve futbolcuların piyasa değerine baktığımız zaman Galatasaray'ın şu anda bon seviyesiyle bu seviyede bir futbolcu alması çok mümkün gözükmüyor. Evet Fatih Hoca'mız Sayın Burak Yılmaz daha çok futbolcunun bon servisini almak istiyor ama şu anda elimizdeki futbolculara bakalım. Cagne. Maalesef istediğimiz performansı göstermiyor. Bitiricilik olsun, o son vuruşlar olsun. Maalesef istediğimiz seviyede değil. Bundan dolayı da Galatasaray bitiriciliği iyi olan bir futbolcu istiyor. Bakıyoruz Mustafa Muhammed'e yine yok bitiricilik. Yani çok aman aman bir bitiriciliği yok. Daha genç. 23 yaşında ama kendini geliştirebilir. Halil Dervişoğlu'na bakıyoruz. Ali Dervişoğlu birçok pozisyonu kaçırdı. Bakın sevgili Galatasaraylılar. Bu sezon Galatasaray en fazla gol pozisyonuna giren takım değil mi? Ligde. Peki en az gol pozisyonu veren takım değil mi? Peki bu denkleme bakalım. En az gol pozisyonunu veren en çok gol pozisyonuna giren takım. Şimdi bu iki denklemi yan yana getirdiğimiz zaman bir terslik var. Bu terslik şu ligde 8. 9. sıraya kadar gerilemişsin. Aslında ligde en az gol pozisyonu verip en çok gol pozisyonu gelen takımın her türlü zirvede olması gerekiyor. Ama Galatasaray şu an zirvenin 14 puan gerisinde. İşte bu da 3 forvetimizin de bitiricik özelliklerinin maalesef istediğimiz seviyede olmaması. İşte bu yüzden Galatasaray şu anda Girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Şimdi Jovic dediğimiz futbolcu, bitiriciyi çok iyi olan, son vuruşları çok iyi olan, teknik bir isim. Gerçekten de her iki ayağını çok iyi kullanan bir isim. Sağ ayağını da, sol ayağını da eşit e, seviyede kullanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Fizik kalitesi çok iyi. Süper Lig'in çok çok üstünde zaten bu futbolcu. Gelirse bence harika bir iş, becerir. Bunun dışında tabii ki Matias Arezzo var, Uruguaylı futbolcu. O da 18 yaşında ama onun da piyasa değeri şu anda 10 milyon euro bandında. 18 yaşında alırsan mükemmel olur ama Galatasaray'ın öncelikle futbolcu satması lazım. Asuncio'yu göndermek istiyor, Babeli satmak istiyor Galatasaray. Yedini, Lunamayı satmak istiyor. Bunlardan gelecek kaynaklarla Galatasaray devrası transfer yapmak istiyor. Şu kadroya ben hep söylüyorum bunu. Bakın sezon başından beri söylüyorum. Bu kadroya bir altı numara, bir kanat. Bir de bitiriciliği olan Forvet. Yani 3 tane takviye yaparsanız ki devre arasında UEFA listesine 3 tane isim ekleyebiliyorsunuz. Fazla ekleyemiyorsunuz. Bu 3 ismi eklersen hem ligde hem de Avrupa kupalarında fark yaratır Galatasaray. Yani şu takıma bakıyorum. Gerson gelse bu takıma. Sol tarafa konuşulan isimler var. El elimde de Skov Olsen, Denizmen, Lanisacı, zor ama konuşulan isimlerden bir tanesi. Bunun dışında e, Birçok isim daha var Galatasaray'ın gündemine gelen, konuşulan. Ola Solbakken var mesela. Bunlardan birini alırsa, ortaya da Gerson alırsan ve Forvet'e de 6 aylık veya 1,5 yıllık kitalık Luka Jovic gelirse Galatasaray'ı ben çok rahat Avrupa Kupalarında yarı finali ve finale kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü az pozisyon veriyorsun. Bakın Avrupa'da Marsilya maçından önce lig, Avrupa'da Avrupa Kupalarında Şampiyon Ligi dahil Chelsea ile beraber en az gol takımdık. Bir golle. Marsilya maçında iki gol yedik maalesef. O da kendi hatalarımızdan. Avrupa'da da ligde de en az gol pozisyonu veren takımız. Ama atamıyoruz. İşte bu yüzden olgun, bitiriciliği olan bir futbolcu alman lazım. Şimdi bu futbolcu 23 yaşında bitirici çok iyi. Bunu alamıyorsa Galatasaray 27-28 yaşlarında olgun, artık futbolu çözmüş, bitiriciliği iyi olan soğukkanlı bir takviye yapması lazım. Cagne Cagne'den kurtulmak gerekiyor. Cagne'nin ben artık Galatasaray'ın tamam hani baktığımız zaman elimizdeki 3 forvet arasında Cagne yine doğru isim. Top tutabilen, oyun 3. bölgeye yıkabilen, ön tarafta arkadaşlarına alan açabilen, duvar olabilen bir isim. E, Muhammed maalesef istediğimiz seviyeye gelemedi. Şimdi Muhammed de 23 yaşında, bu futbolcu da 23 yaşında. Şimdi aradaki farkı herhalde görmüşsünüzdür. Ben Galatasaray'ın e, Luka Jovic alması durumunda farklı bir seviye geleceğini düşünüyorum ama tabii ki zor bir transfer. Futbolcunun Galatasaray'ı takip etmesi de bir sinyaldir, bir yeşil ışıktır. Bu yeşil ışığa Galatasaray'ın bakalım nasıl bir karşılıkta e, karşılıkla cevap vereceğini de bekleyip göreceğiz sevgili dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Birazcık transfer dönemini, transfer politikasını da yorumlamış olduk. Hem kimler gidebilir, kimler gündemde var bunlarda konuştuk, detaylandırdık. Tabii Sabek'le ilgili de İsmail çok çalış ve Bünyamin var. Bunları da Galatasaray takip ediyor. Bilginiz olsun. Solbek'te George Bello var ama işte yabancı kısıtlaması, iş transferin e, nasıl izleyeceği, gidecekler kimler olacak. Her aldığınız futbolcu için bir futbolcu göndermeniz gerekiyor. Yabancı kontenjan açmanız gerekiyor. Bu kontenjanı kimlerle açacağız? Bunu da bekleyip göreceğiz ama işte isimler dediğim gibi Yedlin, Luynama, Asun Babel gibi gözüküyor. E, Cagne, Muhammed bunlar da gidecek isimlermiş gibi gözüküyor sevgili renktaşlar sevgili dostlar yani Galatasaray belki 4 milyon doları Muhammed'e yatırmayıp başka bir hamle de yapabilir. Yani Galatasaray çünkü şu anda e, 3 Aralık'tayız 27 günlük bir süreç kaldı Galatasaray hala Muhammed için bir hamle yapmadı sevgili Galatasaraylılar. Evet kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Videomuzun sonuna geldik birazcık transfer dönemine değindik. Önümüzdeki günlerde tekrardan karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.